Herkese merhaba. Amerikan borsalarında işlem gören hisselerden kırılım yapanları, kendimce hani güzel kırılımlar yapmış olanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle bazı uyarılarım olacak. Amerikan borsalarında işlem yaparken tüm mal varlığıyla, tüm portföyü %100 olarak hissede bulunmak doğru değil şu aşamada, şu zamanlamada. Çünkü çok sert bir düşüş gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Bu çok sert bir düşüş 3 gün içerisinde de gelebilir, 3 hafta sonra da gelebilir, 3 ay sonra da gelebilir. Bilmiyoruz ne zaman çok sert bir düşüş yaşanacağını. Fakat sert bir düşüş ihtimali her zaman aklımızda olmalı. Dolayısıyla tüm mal varlığımızla Amerikan borsalarında işlem yapmak hiç doğru bir işlem tarzı değil. Çok riskli bir işlem tarzı. Portföyümüzün %20'si, %30'u kadarıyla bu risk alınabilir. Çünkü trend hala yukarı. Trend yukarı oldukça kazanmak için biz de o trende dahil olmak isteyebiliriz. Ama tüm mal varlığımızla borç alarak, kredili işlem yaparak Amerikan borsalarında olmamak lazım. Riski düzeyli bir şekilde tutmak lazım. Riskli günler geliyor. Yani bu çok sert düşüş Türkiye borsasında hani maksimum %10 olabiliyor bir günde. Ama Amerikan borsası öyle değil. Yani bir hisse senedi %70 düşebiliyor bir günde. Çok kez yaşadık bunu. %400 artabiliyor, %70 düşebiliyor. O yüzden bunlar mutlaka kulağımızın kenarında olsun, aklımızın bir tarafında olsun. Çok sert bir düşüşe yakalanabiliriz. Satmaya fırsat dahi verilmeyecek büyüklükte sert düşüşler yaşanabilir. Stopların çalışmadığı sert düşüşler yaşanabilir. Dolayısıyla hem hisse seçiminde hem zamanlama anlamında çok dikkatli olmak gereken zamanlardayız. Benim paylaşacağım hisseler S&P 100, Dow 30 ve Nasdaq 100 endeksine dahil olan hisseler. Yani Amerika'nın en büyük 200 şirketi benim takip listemde zaten. Dolayısıyla birazdan size göstereceğim bu kırılım yapan hisseler de Amerika'nın hani en büyük 200 şirketinden birileri olacak. Amerika borsalarında toplam yaklaşık 5000 tane hisse senedi var. Hepsine hakim olmak mümkün değil. Hepsini değerlendirmek mümkün değil. Çok zor bu kadar fazla hisseyi değerlendirmek. Dolayısıyla ben sadece bu en büyük 200 hisse üzerinden çalışmalarımı yürütüyorum. Ama sizlerden gelen sorular olursa onları da değerlendirmeye çalışırım ilerleyen zamanlarda. Birinci kırılım yapan hissemiz Lockheed Martin LMT koduyla işlem görüyor. Gördüğünüz gibi burada bir 2/1 kırılımını yaptı. Ondan sonra da çok önemli bir direnci de kırdı ve gidiyor. Burada artık şöyle yukarıya doğru bir hareket gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Pen açılsın, onu göstereceğim. Evet. Şu şekilde bir hani yukarı hareketi yüksek görüyorum. Şöyle bir hareket olma ihtimalini. Eğer böyle olur ise zaten hani şu anda aldığımızda şöyle bir stop belirlersek aldıktan sonra işte biraz marş koyarak mecburen şöyle bir stop belirlersek her yükselişten sonra bu stopumuzu yukarıya taşıyarak trende dahil olmaya çalışacağız. Bu şekilde trendi izleyerek stopumuzu yukarıya doğru taşıyarak kazancımızı en son düşüşte realize etmeyi amaçlıyoruz. Şu an için bu 1/1, 2/1 kırılımını yaptığı için yükselme potansiyeli görüyorum. Lockheed Martin Corp'ta LMT koduyla işlem görüyor. Geçelim diğer hissemize. Diğer hissemiz Boeing. Hepinizin bildiği, çok aşina olduğu bir hisse. Şimdi burada esasında 1/1 kırılımını yaptığı zaman almak gerekiyordu ama işte 1/1 yaptı, ilerledi, geriledi, sonra tekrar ilerledi. Şimdi 2/1 yaptı. Yine dalgalı bir seyir izliyor ama ben bunun da bu dalgalı seyire rağmen yükseliş potansiyelini yüksek görüyorum. Şöyle yine göstermek gerekirse yine böyle dalgalı dalgalı önündeki dirençleri kıracağını düşünüyorum. Önümüzdeki hani bu yaklaşık 2 aylık 3 aylık yatırımlar gözüyle bakılmalı. Hemen bugünden yarına %10 %20 kazandıracak hisseler değil bunlar. Ağır hisseler sonuçta. Ama yavaş yavaş
yatırımcı gözüyle değerlendirilerek yatırım yapılabilir gibi görünüyor bana. Özellikle yaptıkları kırılımlar nedeniyle. Boeing'den sonra bir diğer kırılım yapan hisse American Airlines. Yani havacılık sektörü orada bir kırılım yaptı. Uzun zamandır kıramadığı dirençlerini kırdı. Dolayısıyla bu hareketin devamını esasında bekliyorum. Yani 1 bölü 1'i kırdığında da alabilirdik tabii ki. Ama 2 bölü 1'i kırdı ve ardından daha yukarıları hedefleyeceğini varsayıyorum. Yine bu şekilde dalgalı bir şekilde yükselişlerine devam edebilirler görünüyor. Burada tabii aldığımız zaman hani stopu da belirlemek lazım. Mesela American Airlines için şu seviyeniz 21.76'nın stop olarak belirlenerek yukarıya gidişler takip edilmeli. Her bir yeni yüksek yaptıktan sonra stop yukarıya çekilerek şu yeni yükseği yaptığı varsayımıyla stopu buraya çekeceğiz. Daha sonra şu yeni yükseği yapar ise stopu buraya çekeceğiz. Bu şekilde ilerleyerek karımızı yükseltmeyi amaçlayacağız. Buradaki hani yatırım planı bu şekilde olmalı. En son sert bir düşüş olacağı zaman da olabilecek en yüksek seviyeden çıkmayı hedefliyor olmamız lazım. American Airlines'tan sonra Carnival Corp. Şimdi bu tabii daha tam kırılım yapmadı esasında. Yani 1 bölü 1 kırılımını yaptı ama 2 bölü 1 kırılımını henüz yapmadı. İzlemek açısından ben bunu listeye dahil ettim. Eğer şu kırılım gerçekleşirse tam bir al sinyali olacak. Şuradaki kırılım gerçekleşirse tam bir al sinyali olacak. Önemli bir direnci aştı. Onu test etti. Sanki yükselip bunu bu direnci de aşacakmış gibi görünüyor. Şimdilik bu net bir al sinyali değil ama takibe değer bu hisseyi takibe değer olarak görüyorum. Önümüzdeki haftalarda değerlendireceğiz zaten tekrar durumunu. Norwegian Cruise Line, yani bu da aynı sektörde işlem görüyor. Bu da aynı şekilde 2 bölü 1'i aşmadı ama önemli bir direnci aştı. Hemen hemen aynı görüntü var. Dolayısıyla bunu da takip ediyoruz. Tam bir al sinyali değil ama şurayı aşarsa şu bir al sinyali olacak. Buralardan da retestle birlikte almak gerekecek. Ondan sonra ki hissemiz ExxonMobil. Tabii ExxonMobil hani esasında şu kırılımı yaptığı zaman al sinyaliydi gördüğünüz gibi. Bu kırılımdan sonra da güzel bir yükseliş. Şimdi 2 bölü 1 kırılımını yapmış görüyorsunuz. Burada retestini yapmış. Bunun artık yükselip şu şekilde daha yükseklere gitmesi tabii o şekilde gidemez. En azından şu şekilde dalgalı bir şekilde gitmesini bekliyorum. Dolayısıyla eğer bunu alır isek stop noktamız ne olmalı diye bir bakalım. Şu anda stop noktası 55-31'i belirleyerek almak karlı bir yatırım olarak görülebilir. Yani Temmuz, Ağustos gibi en yüksekleri 75'leri görme ihtimali var bu hissenin de. Dediğim gibi her yeni yüksekle birlikte stop noktasını yukarıya götürerek trendi takip etmeliyiz. Dow teorisinin kuralı bu şekilde işliyor. Sıradaki hissemiz United Airlines. Bu da havacılık sektörü. Bu da esasında şurada gördüğünüz 1 bölü 1 kırılımını yaptıktan sonra bir al sinyaliydi. Bir testi ile birlikte güzel bir yükseliş. Bir yükseliş. Şimdi tekrar 2 bölü 1'e kadar geldi. Şu anda bir al sinyali yok ama bunu kırar ise şu retestle birlikte almak çok karlı bir yatırım olabilir. Daha sonra şu şekilde dalgalana dalgalana 82'leri 85'leri yani bu fanı tamamen devreden çıkaracağını 85-90 seviyesine gideceğini varsaymak mümkün United Airlines için de. Henüz net bir al sinyali yok ama takibe değer şu kırılımda gerçekleşirse bir testi ile birlikte almak çok güzel olabilir. Sonraki hissemiz CVX Chevron Corporation. Esasında al sinyalini vereli bakın görüyorsunuz. Yani 1 bölü 1 kırılınca işte
neler oluyor? Böyle gitmiş. Gitmiş. Sonra iki bölü biri kırmış. Bizim diğer hisselerde aradığımız kırılım. Onu da kırdıktan sonra görüyorsunuz gitmiş. Ya az bir mesafesi kalmış ama buradan da yine alınıp en azından şu 120'li değerlere gideceği varsayımıyla buradan da alınıp kısa vadede tutulup 120 gibi bir hedefleme ile satış hedefi koyulabilir. Tabii bu alınırsa stop ne olacak? Ona da bir bakalım hemen. Stop seviyesi 101.93. Stop olmak kaydıyla her yeni yüksekte stopun da yukarıya kaydırılması gerekecek. Chevron eğer alınırsa. Sonraki hissemiz Blue Southwest Airlines, yine havayolu şirketi. Yani bu sektör şu anda canlanıyor grafiklerden gördüğü kadarıyla. Amerika zaten bir toparlanma içerisinde. Dünyadan ayrışacağı konuşuluyor. Burada da hani, bir yıl önceki en yüksek seviyesini çok önemli bir direnci aşmış. Artık buradan sonra yükselişine şöyle devam etmesini bekleriz. Bahsettiğimiz büyük çöküş gelene kadar. O büyük çöküş gelmeden önce de stoplarımızı tabii ki koymalıyız. Şimdi şu şekilde bu hisse için de bir stop seviyesi belirlemek gerekirse aldığımız zaman stopumuz şöyle 57-47 seviyesinde olmalı. Bunun altına düşerse yanlış bir trade yaptığımızı düşünüp vazgeçmeliyiz. Yukarıya gittiği sürece de stopumuzu yukarıya taşıyarak karımızı realize etmeye çalışmalıyız. Visa evet yine çok güzel bir direnç kırdı. O yüzden dahil ettim. Zaten Visa hani benim çok beğendiğim bir grafik. Görüyorsunuz hani sürekli yükseliyor. Çok muazzam bir yükselişi var. Dolayısıyla burada da son bu direnci kırdıktan sonra yükselişinin devam edeceğini varsayıyoruz tabii ki. Çok da güçlü bir şirket. Yani şöyle şöyle şu yükselişe yine stopumuzu belirleyerek dahil olmakta fayda var. Stop burada yeni alacaklar için 207.29 ya da elinde tutanlar için 227.29 seviyesi olmalı ve her yukarıya gidişte stop yükseltilerek kar realizasyonu sağlanmalı. Sonraki hissemiz APA koduyla işlem görüyor. APA Corporation. Bu da entegre yağ sektöründe. Şimdi asıl buradaki alt sinyali gördüğünüz gibi 1 bölü 1 kırılımıyla geliyor bizim için. 1 bölü 1'i kırdıktan sonra ilk hedefi olan 2 bölü 1'e sallana sallana gayet güzel bir şekilde gitmiş. 2 bölü kırmış ama geri dönmüş. Red yemiş. Şimdi buradan tekrar bunun 2 bölü kırıp 1'i kırıp retesti ile birlikte yükseliş potansiyeli olduğunu değerlendiriyorum. Tabi bu durumda yine stopumuzu belirleyelim. Seviyesi eğer yeni alacaklar ve elinde tutanlar için şu seviye olmalı. 17.70 seviyesi olmalı. Her yükseliş yaşandıkça dediğim gibi bu stop seviyesi yukarıya çıkartılarak onun dibi bir önceki dipler bulunarak stop seviyesi yukarıya çıkartılmalı. Evet, APA'dan sonra RTX koduyla işlem gören ise Raytheon Technologies Corporation. Şimdi bu da esasında hani ilk 1 bölü 1 kırılımını yaptığı anda alt sinyali vermiş. 2 bölü 1 hedefine gitmiş. Tabii ki orada çok hızlı gittiği için hazmetmek için biraz zaman geçirmiş. Daha sonra 2 bölü 1'i kırmış. 3 bölü 1'e gitmiş. Şimdi onu hazmediyor. Yani bu 4 bölü 1, 8 bölü 1 bu böyle gidecek arkadaşlar. 93'e kadar en azından gideceği görülüyor. Hani yolu yarılamış ama yine de değerlendirmek isteyen, bu sektöre yatırım yapmak isteyen, uzay ve savunma sanayi, elektronik teknoloji sektöründe işlem görüyor. Bu sektöre yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için değerlendirilebilir bir kırılım olduğunu düşünüyorum. Tabii
alacaklar için ya da elinde tutanlar için stop seviyesinde belirlemek lazım. Şu anda 75.04'ü stop olarak kabul edip yükselişlere ayak uydurmak karlı olabilir. Daha sonra Western Union Company finans alanında işlem görüyor. Çok önemli bir direnci aşmış. Esasında yine burada da kırılım daha önce gelmiş. Ama bakın. Şöyle şu kırılım gelmiş ve yavaş 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 ilk hedefine gelmiş. Orada biraz hazmetmiş, sonra tekrar buraya gelmiş ve burada artık şu yatay kırılımı da, yani şuralardan gelen yatay kırılımı da aşmış. Buradan artık yükselmesini bekliyoruz en azından. Şöyle bir çok düz olmadı. Şöyle bir 28,5 seviyelerine kadar yükselmesi beklenebilir. Bu sektöre yatırım yapacak arkadaşlar için takibe değer birisi olduğunu düşünüyorum. Yine stop seviyesi belirleyelim. Yani burada şu 24.19'u stop olarak belirleyerek trende dahil olunabilir arkadaşlar. Bir sonraki Home Depot. Home Depot hani bir önceki tepesini aşmış ve çok sert bir şekilde aşmış. Yani buradan tabii bir retest yapması durumunda bu bir almak için fırsat olacaktır. Yani çok sert aşmış bu direnci. Daha yukarıları zorlayacağını gösteriyor bize bu sert çıkış. Yani rekor seviyesinde kapatmış. Bir süre dahil olunabilir. Tabii riskli rekor seviyesindeki hisselere giriş, ama sonuçta asıl büyük hareketleri de onlar yapıyor. Rekoru kırdıktan sonra çok büyük hareketler olabiliyor. Dolayısıyla ufak miktarlarda bu hisselere yatırım yapılabilir. Riski ve portföyü doğru bölmek kaydıyla. Sıradaki hissemiz FE koduyla işlem gören First Energy. First Energy 1 bölü 1 kırılımını yapmış. Bu güzel bir sinyal. Gördüğünüz gibi 1 bölü 1'ini kırmış. Hafif retestini yapmış. Buradan öncelikle 2 bölü 1'e kırmasını bekleriz. Esasında strateji şu olmalı. Burada bir birim almak, bir birim, bir lot, 1.000 dolar, neyse yani portföyünüz için 10.000 dolar, 100 dolar, neyse bir birim. Ama şurayı kırdıktan sonra ikinci birim almak. Yani ben burada trendlere girmeyi hedefliyorsak kâr cebe yakışır mantığıyla hareket etmememiz lazım. Kârımızı büyütmemiz lazım. Burada bir birim aldık mı kârda olan pozisyonu arttırmak lazım. İkinciyi kırdığı zaman bir birim de burada almak. Üçüncüyü kırdığı zaman bir birim de burada almak. Her kırılımda bir birim alarak kârımızı arttırmak lazım. Kâr cebe yakışır mantığıyla buradan aldık, hemen burada satarsak çok büyük bir potansiyelden vazgeçmiş oluruz. Kârda devam eden pozisyonlara ekleme yapılır. Zararda devam eden pozisyonlara ekleme yapılmaz, ama Türkiye'de yatırımcılar bunun tam tersini uyguluyor. Ortalama düşürme mantığıyla zarara gittiği zaman portföyü arttırıyorlar. Benim aklım almıyor, hiç bana mantıklı da gelmiyor, ama insanlar çoğu uyguluyor. Bilmiyorum, vardır herhalde bir hikmeti. Bence karda olan pozisyonlara arttırmak lazım. Her bir kırılımda bir birim, bir birim, bir birim alarak First Energy daha yeni 1 bölü 1'ini yapmış. Çok büyük karlar elde etmeyi sağlayabilir eğer güzel bir trend oluşturursa. Ama şu görüntü güzel bir trend oluşturacağını gösteriyor. Tabii işler her zaman beklendiği gibi gitmeyebilir. Ters bir hareket olursa da stopumuzu belirlemek lazım. Ters bir hareket, zaten niye bir birim alıyoruz? Niye hemen şimdi 4 birimin 4'ünü de vermiyoruz? İşte ters hareket olma ihtimaline karşı. Bu yukarıya gittikçe ters hareket olma ihtimali azaldığı için portföyümüzü arttırıyoruz. Mantık o yani. Şu anda da burada stop olarak belirlenmesi gereken 32.65. Yani 32.65'in altına düşmediği sürece buradaki dalgalanmalarına müsaade edilmeli. Hani gerekirse şöyle belki dalgalar yapıp yorabilir.
yorabilir ama en sonunda şöyle bir şeyler yapma ihtimali yüksek görülüyor. Ama tabii beklendiği gibi olmayıp şöyle yapar ise buralardan da çıkmak en doğrusu olacaktır. Dediğim gibi ufak başlangıç, 1 bölü 1 kırılımı ile ilgili ufak bir başlangıç, 2 bölü 1 kırılımıyla pozisyon arttırımı, 3 bölü 1 kırılımıyla pozisyon arttırımı en doğru strateji olarak görüyorum ben. İnsanlar öyle görmeyebiliyor. Dediğim gibi zarardakini arttırıyorlar. Niye? Onu ben hiç anlamıyorum. Zarardaki pozisyon niye arttırılır? Zarardasın zaten. Şimdi burada Kelo, bakın görüyorsunuz. Çok güzel bir kırılım yapmış. 1 bölü 1 kırmış. Ondan sonra da şöyle yapalım. Birinci hedefine daha gelmemiş. Gördüğünüz gibi. Esasında o öncelikle şuraya gelecek. Şuraya gelecek. Belki kıramayacak, böyle bir şeyler yapacak. Ondan sonra burayı kıracak. Böyle böyle gidecek. Dolayısıyla burada hani şuralara emir koyarak gelmesi yapmayı seçebilir insanlar. Hani şuralardan almak ilerisi için güzel olabilir. Hemen stop seviyemize de bir bakalım. Yani şu noktada stop olmalı. 61.47 stop olmak kaydıyla bu yükselişin devam edeceğini düşünebiliriz. Henüz 1 bölü 1 kırılımı gelmiş. Dediğim gibi bir birim almak güzel olur. 2 bölü 1 kırılımı geldiği zaman bir birim daha almak güzel olabilir. Sonraki hissemiz ORL koduyla işlem görülüyor. ORL otomotiv. Gördüğünüz gibi hani son yükseğini kırmış. Artık buradan sonra devam etmesini bekleriz. Tabii dediğim daha önceki hisselerde de söylediğim gibi hani rekordaki hisseye yatırım yapmak biraz riskli. Her an geri dönüş olabilir ama trend de devam etme ihtimaline karşı burada ufak bir deneme yapılabilir. Bunun yine yapacağı işlem yaklaşık şöyle bir şey yapma ihtimali yüksek. Dolayısıyla şuralardan alarak stopu da sürekli yükselterek şu anki stop seviyesi şu zaten hemen alma seviyesinin biraz altı diyelim biz ona. Hani buradan aldığımızı varsayarsak stopu şöyle koyarak 480 gibi bir yere koyarak her yeni tepe yaptıktan sonra stopu yukarıya kaydırmak, yukarıya kaydırmak, yukarıya kaydırmak bu şekilde karımızı yükseltmeyi hedefleyebiliriz bu hisseyle birlikte. Son hissemiz bu. İksel Enerji. Burada evet güzel bir şey göstermek istiyorum size hem. Videonun sonuna kadar izleyenlere de armağan olsun. Bakın burayı 1 bölü 2'yi kırıyor. Ama şu merkezden önce bir kırılım olduğu için ya da şu merkezden diyelim. Aşamıyor. Üst hedefe gidemiyor. Ve böyle süzülüyor. Onu destek yaparak kendine süzülüyor. Şimdi ancak kendine gelip bir üste geçiyor. Şu anda da burada. Esasında şu merkezin öncesinde olduğu için çok güvenilir değil. Yani şu merkezin sağ tarafında yapsa bu 1 bölü 1 kırılımını ben daha yükselişin olabileceğine daha fazla inanıyorum ama sol tarafında yaptığı için henüz sanki tam olgunlaşmamış gibi geliyor. Riskli bir şey. Daha riskli görüyorum. Yani hareket şu şekilde gerçekleşseydi, şurada bir kırılım olsaydı, evet bu güzel olurdu. Ondan sonra şurada bir kırılım olsaydı, yani zamanı geçtikçe enerjisini, potansiyelini biriktiriyor ve o kırılım daha büyük bir sıçramaya yol açıyor. Ama bu henüz o kadar fazla zaman geçirmemiş, çok fazla enerji ve potansiyel biriktirmemiş olabilir. Yani hareket daha yeni düşme hareketi ve hemen çıkmış ama yine de kırılım kırılımdır. Bunun bilincinde burada bir birim diyorum ya diğerlerinde. Burada 0.5 birim alınarak en azından ilk hedefte şöyle şuraya test edeceğini düşünebiliriz. Ama bu hani biraz daha erken bir hisse gibi görüyorum. Takip etmekte fayda var. İlerleyen zamanlarda daha da fazla potansiyel taşıyabilir. Tabii bunu alacaklar için de bir stop seviyesi belirleyelim hemen.
seviyesi çok yakın olur tabii buraya koyarsak. Şöyle yapalım. 63,56'yı stop olarak belirleyip burada trende dahil olmak lazım. Fakat yükseliş şu yöne giderse, yükseliş başlarsa hemen stopu şu 65,85 seviyesine çekmekte fayda var. Yani hızlıca stopu yükseltmek lazım eğer o da hızlı yükselirse. Çünkü şuralardan dönme ihtimali de yüksek. Önümüzdeki hafta videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum. Burada işlem yapanlar tabii ki Amerikan borsasında işlem yaptıkları için onlara özel Johnny'lere para kaptırmayın diyorum. Bol kazançlar.